Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye bırakalım sizi? Vallahi beni şeye bırakın, Orhan Gazi Caddesi'ne. Tamam. Orhan Gazi Caddesi'nde nereye? Fark etmez neresi tamam. Olursa. Şu anda seçim taksideyiz. Evet. Daha önce duymuş muydunuz? İşte duydum zaten, o şey Gemlik Life'ta da bir şey yaptım. Evet, yayınlıyoruz iki haftadan beri. Seçim takside ücretsiz olarak istediğiniz yere bırakıyoruz. Giderken de tabii ki Gemlik'teki evet. Adayları aslında sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Nasıl adaylar kendini tanıtabildi mi size? Valla adaylar, iki tane aday kendini tanıttı. CHP'ninkiyle AK Parti ile Berkay Bulut. Evet, diğer Saadet Partisi'nin adayının pek tanıttığını düşünmüyorum ben. Adnan Bilikli. Evet, evet. Geçtiğimiz gün standını gördüm kent meydanında, kent aşağıda merkezde. Kendisini görmedim yani. Peki ne düşünüyorsunuz? Yarış nasıl gidiyor? Yarış ikisi arasında gideceğini düşünüyorum ben. Yalnız şahsi sempatisi ve sevgisiyle Uğur Sertaslan'ın alacağını düşünüyorum. Çünkü neden derseniz arkadaşlarla falan konuşuyorum. Çok AKP'li ve MHP'den de çok sempatisi besliyorlar Uğur Sertaslan'a karşı. Şahsi ismiyle alacağını düşünüyorum ben. Yoksa CHP'nin olarak değil. Uğur Sertaslan adıyla alacağım. Evet, evet, adıyla. Sizin de oyunuz belli anladığım kadarıyla. Benim de oyum şöyle. Netleşmiş gibi gözüküyor. Yani diyorum ya, genelde belediye seçimleri biliyorsunuz, şahıs daha çok ön plana çıkıyor. Doğru. Adaylar çok çok önemli. Adaylar çok önemli. Peki Uğur Sertaslan'ın projelerini inceleyebildiniz mi? Biliyor musunuz ne gibi projeler yapacağını? Aslında pek şey yapmadım ama işte böyle belli bir zamanlarda, geçen gün galiba esnaf odasında bir konuşma yapmış. Gidecektim, gidemedim daha doğrusu. Yani pek projeler hakkında bilgim yok. Peki Uğur Sertaslan bu yarışı kazanırsa, galip gelirse, Gemlik Belediye Başkanlığı sıfatına oturursa, koltuğuna oturursa, evet, ilk isteyeceğiniz icraat ne olabilir? Benim ilk isteyeceğim icraat şu. Otobüslerin sorunu biliyorsunuz değil mi? Ulaşım. Büyük şeye, Bursa'ya giden otobüsler. Tamam. Genelde buradaki belediye başkanları veyahut da yetkililer büyük şehire bağlıyız, büyük şehir karışıyor diye topu üzerinden atıyorlar. Bunu aslında ben isteyeceğim derken, denk de gelsem ilk söyleyeceğim olay bu ve bunun sözünü de almak isterim ondan. Evet, işte 3 ay içinde, belli bir süre içerisinde bu işi çözer mi diye. Telefonumu kapatayım. Peki Gemlik için neler yapması gerekiyor belediye başkanı, seçilen belediye başkanı? Öncelik sırasına göre ulaşım bir anladığım kadarıyla. Daha sonrasını biraz konuşmak istiyorum. Bir kere şu kent meydanındaki AVM yok mu? Evet. Onu bir kere hayata geçirmeleri lazım. Bomboş herhalde, bir garanti bankası da Yapı Kredi Bankası da gittiği zaman kapanacak galiba orası da. Yapı Kredi mal sahibi. Mal sahibi de işte yer göstermemişler galiba onlara da. Yani merkezi bir yerde bir AVM'nin öyle olması, yani atıl yapışmıyor. Durumda durması mı rahatsız ediyor sizi? Hayır, atıl durumda evet, onun işte bir canlandırılması gerekir. Nasıl olur artık, onu yetkililer şey yapması lazım. Peki AVM olarak mı değerlendirilmesi gerekiyor sizce, yoksa bir başka partinin adayı belediyeyi oraya taşıyacağını söylüyor. Sizce AVM olarak mı yoksa belediye olarak? Belediye olarak olursa çok güzel olur. Neden derseniz, şu anki belediye merkezden oldukça uzak. Olursa daha iyi olur. AVM olmasa da olur, çünkü Gemlik biliyorsunuz bayağı gelişmiş bir yer. Diğer dükkanlar, mağazalar var zaten burada. Peki kanayan yaraya devam edelim. Ulaşım, sonrasında AVM. Daha sonrasında ne düşünebilirsiniz? Mesela neler olabilir? Trafik de var aslında. Trafik otopark şeklinde mi? Otopark şeklinde, evet. Yani bence bu mevcut olan otoparklar yetersiz veyahut da kullanılmıyor. Alışkanlık da yok. Kapalı otoparklardan bahsediyorsunuz. Evet. Sonra. Bilhassa şu İstiklal Caddesi'nin salı günleri biliyorsunuz durumunu. Evet. Salı günleri felç oluyor. Evet. Peki saha çalışmalarından memnun musunuz Uğur Sertaslan'ın? Valla ikisi
de iyi geziyor dedim ya işte, ikisinin haricindeki diğer Saadet Partisi'nin bir de herhalde şey vardı değil mi? Birlik Partisi'nin miydi? Birlik Partisi var, Vatan Partisi var. İşte Vatan Partisi'nin Demokratik Sol kim olduğunu da bilmiyorum ben. Vatan Partisi'nin mi? Evet. Canan Bölük hocamız oldu aday. Büyük Birlik Partisi'nde de Hacı Ömer Yavuz var. Peki size en yakın nasıl dokunuyor adaylar? Yani sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Yani sosyal medyadan mı daha çok sizi yakalıyorlar yoksa ne bileyim neden olabilir? Yani sosyal medya dışında işte böyle bayraklarla, müziklerle... Onlarla değil. Dediğim gibi bu iki kişinin bilhassa Uğur Sertaslan'ın çok sempatik, ne bileyim Gemlik halkı tarafından her kitlenin dediğim gibi bak tüm partilerden oy alacağını tahmin ediyorum. Ben o da sempatisiyle diye düşünüyorum. Yani bu Uğur Sertaslan CHP'den değil AKP'den aday olsaydı AKP seçilirdi. Yani Uğur Sertaslan seçilirdi. Siz biraz daha isim odaklı, Uğur Sertaslan odaklı. Çünkü onu da dediğim ya mesela konuşuyoruz böyle arkadaşlarla falan. Mesela bir MHP'li arkadaşım bana diyor ben ona oy vereceğim. Kendisini çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir insan. Faydalı bir şeyler yapacağını söylüyor. Bunun yanında şeyli AKP'lisi de öyle çıkıyor söylüyor. Biraz daha isim öne çıkıyor diyebiliriz o zaman sizin düşüncenize göre. Evet. Devam edelim mi birazdan? Valla edelim. Beni bırakırsınız sonra buraya değil mi? Ha, evet. Şu anda bitirdik. İstediğiniz yerde bırakabiliriz. Tamam. Kalayım ben. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür projemize ediyorum. Projemize destek verdiğiniz için hafta içi yayınlanacak. Tamam. İzleyebilirsiniz. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Üzere. Görüşmek üzere. Efendim hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi çok şükür. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seçim taksi. Gemlik'teki adayları konuştuğumuz bir taksi. Ücret almadan istediğiniz yere götürüyoruz. Ama yayına girmeden önce hani konuştuğumuzda Gemlik'te o değilsiniz. Bursalısınız. Konuklarımız Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Devlet Hastanesi'nde bir hasta ziyaretine Gemlik'e gelmişler. Ama yine de hem götürüp hem de Gemlik'i biraz değerlendirmeden isteyeceğim konuklardan. En son ne zaman gelmiştiniz Gemlik'e? Ya biz eskiden doğma büyüme Gemlikliydik. Tamam. Beyhaneliydik. Ama babam hala burada kabristanı burada. Mezarı burada evet. Yani biz ama evlendikten sonra hayat çarptı. İşte eşimizin işi dolayıyla hep dağıldık gittik. Peki. Şimdi Bursa'dayız. Peki. Ama ablam burada, eniştem burada, yeğenlerimiz burada. Sürekli bir ayağımız burada. Aile kabristanımız burada. Sürekli buralardayız yani. Peki abla dışarıdan şöyle Gemlik'i bir değerlendirmeni istesem. Eski Gemlik, yeni Gemlik gibi değerlendirsek. Neler söylersin, neler paylaşırsın? Fark göremiyorum. Hiç yani bir şey yok. Yani ne gereği var hastane bu kadar dışarı atılmasına herkesin altın araba olacak diye bir sorun bir şey yok yani. Bu arada zorluk yaşadınız galiba. Epey de bekliyoruz yani, dediniz. Taksi bastan olmaması, herkes illa altın arabası olacak veya herkesi otobüse minibüse binecek diye bir kaile yok. Hani Gemlik hiçbir değişiklik yok Gemlik'te. Ben öyle görüyorum. Yani sürekli mesela mezarlığa geliyorum. Her geldiğinde insanlarla bir çatışma haline giriyorum oradaki görevlilerle. Yani ne bileyim böyle bir ha deyip kalkınmadı Gemliğimiz. Yani konut yaptılar ama hala da eski bir evler, hala eski düzen gidiyor Gemlik'te. Yani bir gelişmişlik sorunu mu var dışarıdan evet, baktığınız zaman? Yani Gemlik'te böyle hani bir, ne bileyim bir eski şehir gibi. Bir, yani mesela bir şehirle ünlü değil. Yani oturup şöyle güzel dört dört bir balık yiyebileceğin, kafanı uzatabilir, bir iki tane kafa açılmış. Orada yok yani öyle. Gemlik yapabilecek bir olay yok. Aslında bizim zeytinimiz var aslında evet. Ama onu da çok iyi kullanamıyoruz sanırım. Kullanamıyoruz. Ne zeytinimizi ne denizimizi. Yani şöyle güzel sandallar için balık restoranı olabilir. Şöyle ne bileyim zeytinli böyle zeytin çörekleri, zeytin börekleri olabilir. Evet. Aynı Gemlik devam ediyor yani. Hiçbir gelişme görmüyorum ben bu Gemlik'te. Yani böyle bir Mudanya ile falan kıyaslanmayacak kadar geride miyiz evet. Yani onu mu görüyoruz? Mudanya yani bir tık ileride. Mudanya'da sahili kaç senedir yapılmadı. Şimdi yapılan sahilde zaten rüzgar aldı, yer götürdü diyorlar. Yani böyle baktıktan sonra Gemlik'te hiçbir şey değişmedi. Hiçbir öyle bir anlam, önem kazanan bir yer, bir yol, bir adli mesela bir ne diyeyim, bir aktivite yok Gemlik'te. Evet. Eskiden orada gidip balık yiyebiliyordu. Şimdi balık yiyeceğin yerin yok.
tane kafe yapılmış. O da gençler dıngır mıngır içinde işte. O da bize göre değil. Peki çay bahçelerinin olduğu yerden bahsediyorsunuz. Eski çay bahçelerinin yeni kafe formatından mı bahsediyorsunuz? Evet. Peki o zamanlar çay bahçeleri daha mı iyiydi? Yani nasıl şu anda kıyas yaparsak? Yani herhalde bir fiyat değişikliği olmuş. Başka bir şey olmamış. Yani şöyle sahilde oturup da böyle... Ben hiç yani bir kalkınma, bir şey görmedim. Ben hani kızım Orhan Gazi de evli. Ben orayı daha da bir güzel görüyorum. Daha da bir kalkınmış görüyorum. Hani bir dere yatağı dediler. Yıllarca bir kapattılar, açtılar. Yine aynı dere yatağı. Koku, bir düzen, böyle bir ay gemliğe gidelim bir hevesi kalıyor insanlarda. Hani ay şöyle bir gemliğe gitse, bir şey yapsa, bir şey yok, aktivite yok bir yani. Pazar günü çoluk çocuk gelsek hani bu gemlikte zaman geçirsek gibi. Yani şöyle gitsek, çocuklarımıza bir parkta otursa veya ne bileyim şöyle bir yerde bir balık yesek. Denize baksak. Denize baksak yani, denize taş atsak, ama öyle bir şey yok yani. Eski gemlik devam ediyor. Biraz da Bursa'yı konuşalım abla. Bursa'da nasıl seçim yarışı? Ali Nur Aktaş ve Mustafa gidiyor. Boğuz Bey yarışıyor. Evet, biz Yıldırımlıyız. Güzel gidiyor. Yıldırım genelde AK Parti çıkıyor AK Parti, sanırım. Evet, AK Parti gidiyor. Çok güzel, biz memnunuz. Alo deyince her türlü hizmeti alabiliyoruz. Yani Yıldırım Belediyesi'ne bir telefon ettiğinizde aynen, sorununuz evet, çözülebiliyor. Aynen, geliyor, cenazen olsa geliyor. Ne bileyim yani, bir mezarlığa gitsem hop peşine geliyorlar. Burada bir mezarlığa gidiyoruz, heriflerle çatışma haline giriyoruz. Neden? O çatışma ikinci kez söylüyorsunuz. Ne gibi bir sorun var orada? Ben babamı buraya gömdüğümde 6 ay sonra falan yerini aldım. Yerini aldıktan sonra bana dediler yandaki mezarda bir problem var dediler. Hala da babam 2004 yılından beri o problemi mezarcılar çözemedi. Mezarcı büyükşehir atıyor, büyükşehir belediye atıyor, belediye oradaki gömücüler atıyor. Gidin, hani şu mesela herkes de aleyhleyin gömülmüş. Adamın dediği şey bana, babanız ters kıbleye gömülmüş. Oydu. Yani orada mezarcının dediği, daha önce buralarda işte Gemlik Belediyesi varken herkes istediği gibi istediği kişiyi gömüyordu. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne girdiği için, ben de uzakta olduğum için gelip gittiğimde her isyan çıkarıyorum. Yani hala çözüme kavuşmadım. Hala çözüme kavuşmadım. Yani ne bileyim. Peki Bursa'dan devam edelim. Şu anda gönlünüzdeki aday belli oldu mu? Yani size kendini kanıtlayabildi mi? Biz Ali Nur Aktaş'tan başkası düşünmüyoruz. Ablamın da çok samimi arkadaşı. Bu arada benim ablam Kıbrıs'ta milletvekili. Öyle mi? Ha. Evet. Ablamın okul arkadaşı Ali Nur Bey. Yani sağ olsun hiçbir zaman Yıldırımları sahipsiz bırakmıyor. Ya zaten öyle olsun. İnsanlar istediği hizmet alabilsin. Ali dedemin yanında devleti olduğunu bilsin. Güvenlilik budur yani. Bir hastamız oluyordu, bir yerden bir yere götüremiyorduk. Ambulans çilesi çekiyorduk. Şimdi öyle değil. Ekipler geliyor, götürüyor. Hastamız evde rahatlıkla yıkanıyor, temizleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam sanki Yıldırım mahallesi AK Parti'nin şeyi gibi, kalesi gibi. Aynen yanlış öyle. Hatırlamıyorum galiba, aynen değil mi? Aynen öyle. Huzurluyuz yani. Ama bu seçimde şöyle bir şey oluyor yani, her yer işte Nilüfer gibi olacak gibi bir slogan da var Mustafa Boğuz Bey'in. Yani o Yıldırım'da çok işe yaramaz mı? Yok, bizim Yıldırım'da hiçbir şey kimse işe yaramaz. Sağ olsun, mesela geçen gittim. Çok da güzel insanlar karşılıyor. Çöpümüzü alınıyor herkes. Herkesin her şeyden çok memnunuz. Allah razı olsun. Peki çok çok teşekkür ederiz biz de. İlk defa mı geliyorsunuz hastaneye? Evet, ilk defa geliyorum. Evet, gidiyorum. Hastanemizin manzarası da evet. Hemen arkadan çok rahat gözüküyor. İşte bir de ulaşımı rahatlatsınlar. Şöyle her yere bir taksi bas koysunlar. Rahatlıkla insanların gidip gelebileceği bir yerler olsun. Yani buraya hastane yapmak marifet değil. Önemli olan buraya insanı hizmet taşıyabilmek. Aynen. Yani bir saat sokakta taksi bekledik. Zamanımız kısıtlı. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Kim gelirse gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Özellikle gemliğimiz için. Çok çok hayırlı teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.